Erdoğan muhalefeti bölüp aradan sıyrılmayı 1994 yılında öğrendi. Elbette o gün daha çok toydu. Siyasi tecrübesi ise azdı. 1994 İstanbul seçiminde Erdoğan %25 ile belediye başkanı seçildi. Sıralama şöyleydi. Tayyip Erdoğan %25, İlhan Kesici %22, Zülfü Livaneli %20, Bedrettin Dalan %15, Necdet Özkan %12, Ahmet Vefik Alp %1.8, Ertuğrul Günay 1.4. ANAP artı DYP İlhan Kesici'yi, SHP artı DSP Livaneli'yi başkan yapmaya fazlasıyla yetiyordu. Sol 3 parçaya, sağda 3 parçaya bölününce siyasal İslam'a sıcak bakmayan cephe 6'ya parçalandı ve Erdoğan ipi 118 bin oy farkla göğüsledi. O gün Erdoğan'ın ne kampanya bütçesi ne de kendini destekleyecek medyası vardı. Bu yönüyle adaylar içinde en fakiriydi. Partisinin genel başkanı Necmettin Erbakan bile Erdoğan'a pek sıcak bakmıyordu. Adaylığına kerhen evet demişti. Bugün Erdoğan'ın her şeyi var. Seçim kurullarından polise, jandarmaya, medyadan bürokrasiye kadar hemen her alanda hakim durumda. Harcamak ve satın almak için sınırsız kaynağı bulunuyor. Haliyle Erdoğan'ı oradan indirmek istiyorsanız işi ilk turda bitirmek zorundasınız. Tıpkı önceki iki seçimde onun yaptığı gibi. Üzgünüm, Erdoğan'ın karşısına Kılıçdaroğlu'nu çıkarırsanız tek aday olarak kaybedersiniz. Çok adayla seçime gitseniz bile Kılıçdaroğlu ikinci tura kalacaktır, durum yine değişmez. Onun için kimi anket şirketleri halka Erdoğan'ın karşısında filanca aday olursa oy verir misiniz diye soruyor. Bu seçim Erdoğan'ın değil, muhalefetin elinde. Erdoğan'ın topu, tüfeği, acayip imkanları olabilir fakat unutmayın. Erdoğan 1994'e göre çok daha yalnız ve itilmiş durumda. Bırakın muhalefeti, Metropol'ün son Eylül 2021 araştırmasına göre AKP seçmeninin dörtte biri Erdoğan'ın kaybedeceğini düşünüyor. 1994 seçimleri orada duruyor. Tekraren söylüyorum, işi ilk turda bitirmek zorundasınız. Erdoğan'ın partisi %30'un altına indi, karşısına kim çıksa kazanır derseniz büyük hata yaparsınız. Çok adayla seçime gittiniz ve Kılıçdaroğlu da aday oldu diyelim. CHP lideri çok büyük bir ihtimalle ikinci tura kalır ve Erdoğan kazanır. Zannediyorum Kemal Bey de bunun farkında. Zira Meral Akşener farkında olmasa aday değilim demezdi.